olması. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat ediyoruz. Eskeriz, İslam'dayız. Bir kişi daha eksilmek istemiyoruz. Gün geçmiyor ki bir kadın, kocası, oğlu, babası, abisi tarafından katledilmesin. Yanı başımızda Baştus'ta son iki ay içerisinde dört kadın eski kocası, oğlu, abisi tarafından katledildi. Öfkeliyiz. Çünkü kadın cinayetleri çığ gibi büyüyor. İsyandayız. Çünkü erkekler öldürüyor ve devlet koruyor. Her bir kadın cinayetinde öfkemizi daha çok biliyoruz. Dün yine Tarsus'ta Esra Kırmızı, Kore cinayeti adı altında kutsal aile yalanları ile abisi tarafından katledildi. Erkekler kadınları öldürüyor çünkü bu ülkede kadınları koruyan yasalar uygulanmıyor. Uygulanmadığı gibi tartışmaya açılıyor. Cezasızlık, haksız tarih indirimi, ihal indirimi ile erkek yargı kararları şiddet uygulayan erkekleri cesaretlendiriyor. Kadın düşmanlığı bu ülkede iktidarın en tepesinden örgütleniyor. Bu düzen, bu iktidar adeta kadınların canına kastetmiş durumda. AKP'nin 21 yıllık iktidarının kadın düşmanı politikaları bize artan erkek şiddeti olarak dönüyor. Kadınları mülkü olarak gören erkek egemen zihniyet, namus, töre, kutsal aile yalanlarıyla kadınları katlediyor. İktidar ise bu anlayışa çanak tutuyor. Devlet cezasızlıkla kadın katillerinin sırtını sıvazlıyor. Bu ülkede iktidardan güç alan erkekler her gün kadınları öldürüyor. 2021 yılında 280 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 217 kadının ise ölümü şüpheli. 2022 yılında 334 kadın cinayeti, 218 şüpheli ölüm. 2023 yılında ise 315 kadın cinayeti, 248 şüpheli ölüm gerçekleşti. Sadece Mart ayında 25 kadın cinayeti ve 21 kadının şüpheli ölümü gerçekleşmiştir.